Yeter Sehar. Dua et de canım. Oraya sağ salim ulaşsın. Neden ağlıyorsun? Bana ailesiyle sonsuza kadar yaşar mıyım diye sordu anne. Çalışıp masrafları bölüşebilir miyim diye sorup durdu. Peki sen ne dedin? Hayır dedim. Çünkü sen bana öyle tembihledin anne. Peki evet deseydin ne olurdu o zaman? O zaman gitmezdi anne. Kendi hayatını da seninkini de sorumlulukların yüküyle heba ederdi. En azından birlikte olurduk. Yakında senin yanına dönecektir. Sadece biraz bekle. Sadece. Tekrar çalışmaya başlarsın bu arada, olur mu? Neden? Niye bir işe ihtiyacım olsun? Vakit geçirmek için. Burada boş boş oturup ne yapacaksın? Evine de gitmeyeceksin. Hadi ağlama, gül biraz. Aferin sana. Benim güzel kızım. Her şey yoluna girecek. O da sana geri dönecek. Alo? Alo, merhaba hayatım. Merhaba, sen vardın mı? Evet, vardım. Bilal'in apartmanına şimdi geldim ve gelir gelmez seni aradım hayatım. Beni neden havaalanındayken aramadın? Düşündüm ki eğer varıp da yerleşirken ararsam karımla daha uzun süre konuşabilirim. Neden? Ne demek neden? Seni özledim sadece, özleyemez miyim seni? Ben sesini duyunca sevinemedim ama. Hiç hoşuma gitmedi. Neden? Ne yaptım ki ben, söyle. Daha ne yapacaksın ki? Benim burada ceza olsun diye bıraktın ve özledim diyorsun. Bu cezayı da sineye çekeceğim hanımefendi. Bir bankanın müdür yardımcısı Pakistan sınırları içinde nasıl binlerce rupi kazanabilir ki, söyle bana. Bu benim tek çaremdi. Başka çarem yoktu. Ne yapacaksın orada? Bir sürü seçenek var. Bir mağazanın muhasebesinde işe girebilirim mesela. Yarı zamanlı olarak bir restoranda garson olabilirim ya da taksi kullanabilirim ya da benzin istasyonunda pompacı olabilirim. Sen delirdin mi? Bunları gerçekten yapacak mısın? Çalışacağım Sehar. Yasa dışı bir şey yapmayacağım. Neden öyle tepki verdin anlamıyorum doğrusu. Ama insanlara ne diyeceksin o zaman? Oradakiler Mustafa Hayder'in Londra'da ne yaptığını nereden bilecekler ki? Ben meşhur biri değilim sonuçta. İnsanlar beni tanımazlar. İnsanlar önemsesin ya da önemsemesin. Ben orada yapacağın her şeyi önemsiyorum Mustafa. Sıkı çalışma gerektiren şeyler saçma değildir Sehar. Tamam. Ben kapatayım o zaman. Anne, hala hazır değil misin sen? Neden? Söyledim ya, halamla teyzemin kayınvalidesine gideceğiz diye. Benimle gelmeyecek misin? Hayır. Anne, bizimle gelmen lazım. Tabii tabii. Sanki o da beni bekliyor. Beni görünce yürümeye başlayacak. Nasıl istersen. Peki dinle. Mustafa ne dedi sana? Ne konuda? Seni arayıp ne söyledi diyorum işte. Anneciğim, Mustafa yeni varmış. Ne yapayım, şimdiden yıldırayım mı yani onu? Eğer sık sık konuşmazsan o da bahaneler üretmeye başlar ve bir daha seni aramaz. Bunu bilmiyor musun? Sen dediğin için oraya gittim ve ailen bana gerçekten çok soğuk davrandı Mustafa. Başkalarının hatalarını parlatacağına bir kez de kendi hatalarını düşünsene. Ben ne yapmışım ki? İşe mi girdin yoksa? Oo! Yani ailen hemen sana yetiştirmiş, öyle mi? Haberleri benden gizlesen de ailem bana her şeyi söylüyor Sehar. Evet. Çalışıyorum. Ama bu bir ayıp değil ki. Neden böyle kaba davranıyorsun bana sen? Evet, seninle evlenmekle büyük bir hata ettim. Belli ki ailen sana benim hakkımda bir şeyler söylemiş. Ailemi hiçbir şeye karıştırma lütfen. Ben de senin anneni dahil ederim yoksa. Hani sana çok kıymetli tavsiyeler veriyor ya. Bana ne tavsiyesi vermiş ki? Sana bu işe girmeni o önermedi mi? Evet, o önerdi. Ama bunun nesi yanlış ki? Peki neden ben Pakistan'dayken bu tavsiyeyi vermemişti sana? Anladım. Şimdi sorun bu mu oldu yani? Evet, öyle oldu. Benim sorumluluğumda olduğun için
işi bıraktın ve şimdi sorumluluklarımı üstlenmeye başladığıma göre bu işten de hemen ayrılman gerek. Ayrılmayacağım. Eğer benim için gittiysen Mustafa, ben de seni dinlerim ama... Sen... Kendi ailen için sorumlulukları üstlenmekle meşgulsün. Tehsip, sen masaj yaparken elimi tuttuğunu hissettim. Bu harika. Elinizi kendiniz oynatmayı deneyin lütfen. Peki. Hayır. Hareket etmiyor. Zor olacak ama biraz daha deneyin. Lütfen hadi. Tamam. Hayır, olmuyor. Deniyorum tesip ama... Hayır. Anne, bu dünyada en çok kimi seviyorsun? Söyle bakalım. Elbette ki Sarhoş ve Zona'yı. Ve artık bir de seni. Emin misin? Elbette. Sadece üçünüz varsınız benim için. Tamam, o zaman düşünün ki bizi kurtarmanız gerekiyor. Nasıl? Bu elinizi oynatarak. Bu çok zor. Günlerdir deniyorum. Olmuyor. Ben de onu söylüyorum. Denemeyle olmaz anne, bunu bugün yapalım. Hadi anne, yapabiliriz. Biraz daha dene. Dene anne. Yapabilirsin. Deniyorum. Gerçekten deniyorum. Tamam. Gözlerini kapat şimdi. Neden? Kapat işte anne. Tamam. Kapattım. Düşün ki biz boğuluyoruz ve sen de bizi kurtaracaksın. Açma gözlerini anne. Çocukların şu an boğuluyor ve sadece sen onları kurtarabilirsin. Bunun için de bu elini oynatman gerekiyor. Elini oynatmak zorundasın. Anne dene, elin oynuyor. Bunu gücünle ve azminle yapıyorsun. İşte lazım olanlar da bunlar. Umudunu asla yitirme anne. Doktora ne dediğini hatırlıyorsun değil mi? Ufak bir atak beni yıldıramaz demiştin anne. Anne... İşte o güç lazım sana. Dene, bu hastalığı yenmek için denemelisin. Kazanmak zorundasın. Kazanabilirsin anne, kazandın. Tesip, bak. Bak, kazandım. Gücümü bırakmadım. Bugün gerçekten de kazandın. Yeterli. Eski haline dönmen için sadece birkaç gün kaldı anne. Sen kazandın canım. Her şey senin çabaların sayesinde oldu. Biliyor musun Tessip? Ben hep iyi insanların hatırına dünyanın döndüğünü düşünürdüm. Seni tanıdıktan sonra bunun gerçek olduğunu gözlerimle şahit oldum. Acaba ben ne iyilik ettim de Tanrı seni karşıma çıkardı güzel kızım? Tamam ama anne, ben sadece bir insanım. Melek değilim ki. Ve insan Tanrı'nın yarattıkları içerisinde en güzelidir. Sarhoş'u arayalım mı?